Antalya'dan sonra barış görüşmeleri Dolmabahçe'de devam ediyor. Sizce barış görüşmelerinden bir sonuç çıkar mı? Şimdi tabii ki o Antalya'daki önemli diplomasi forumu öncesi iki Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesi Türk diplomasinin çok çok önemli bir başarısıdır. Çünkü savaşın en sıcak noktasında, en sıcak hattında Türkiye'de bir araya gelmeleri ve savaşan tarafların güvenini tesis eden bir Türkiye'nin ön plana çıkarak bu görüşmenin gerçekleşmesi, ben de orada olduğum için ve çıplak gözle gördüğüm için gerçekten çok yüreğimizi kabartan ve Türk diplomasi haricisinin büyük bir başarısıdır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı'nı gerçekten bu anlamda yürekten tebrik etmek gerekiyor. Şimdi hem liderler anlamında hem tabii ki devletler arası ilişkilerde bir güven söz konusu. Şimdi liderler diplomasi dediğimiz işte Sayın Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Putin arasındaki, Zelenski ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki o güven veya diyalog mekanizmasını çalıştırma potansiyelinin ortaya çıkmış olduğunu gördük. Şimdi bugünkü masa da aslında bir sonraki görüşmenin iki lider yani Zelenski ile Putin arasında olma ihtimalinin belirdiğini ve bu anlamda da belki de ev sahipliği yapma noktasında Türkiye'nin yine kendisini ön plana çıkardığını görmekteyiz. Dünya başkenti İstanbul'dayız. Bugün Boğaz'ın kenarındayız, Boğaz'ın dibindeyiz. Bunun bir kere tarihi bir algı olarak, özellikle mesaj olarak da çok çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bir Karadeniz barışı, bir Karadeniz dengesinin sağlanmasında ve işte bu bölgesel savaşın büyük bir küresel savaşa dönüşmemesi manasında da Türkiye'nin ciddi bir diplomatik savaşı var. Bunu biz mega diplomasi anlayışını ben bunu aslında nitelendiriyorum. Sadece bu coğrafyayla değil, bunun Kafkasya'yla, Suriye'de, Afganistan'dan, Libya'ya, yani bu hinterland üzerinde Türkiye'nin kolaylaştırıcı ve arabuluculuk rolünün de ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi bugünkü toplantılarda tam anlamıyla bir netice çıkar mı? Tabii ki çıkmayacak. Yani barış oldu, her şey bitti demeyecekler ama önemli bir mesafe alınacak. Ve bunu sağlayan da Türkiye. Dolayısıyla bu krizin, yani bu savaşın, kazanan olmaz tabii ki savaşların ama diplomasi manasında işte sıfır noktasında bulunduğumuz bugün İstanbul'da büyük bir diplomasi zaferini Türkiye'nin hak ettiğini bence düşünüyorum. Ve bundan sonraki meselelerde veya bölgesel çatışmalarda da Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolündeki Karabağ meselesinde de zaten bunu gördük. Bizim mücadelemiz Libya'da da devam ediyor. Doğu Akdeniz'de de devam ediyor. Suriye'de bütün bu çevre, o bereketli ilerlediğimiz çevre coğrafyamızda bizim çatışma sorunları, çatışma bölgeleri var. Dondurulmuş sorunlar var. Bunların yayılarak büyük bir savaşa dönüşmesini engelleyecek olan da yine Türkiye'nin buradaki jeopolitik değeri. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla ben bugünkü görüşmelerden önemli bir ilerleme sağlanacağını düşünüyorum. Evet, bütün dünya basını burada görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu Türkiye'yi tüm gözleri Türkiye'nin üzerine çevirdi barış görüşmeleri. Evet, zaten işte bütün dünya basını buradaki, bu Antalya'da da gördük. Orada da işte bütün basın mensupları büyük bir hızla kendi merkezlerine mesaj geçiyorlar, haberleri aktarıyorlardı. İşte bir de artık isteseler istemeseler veya Türkiye'nin bu rolünün pekişmesinin de bazı taraflar içinde bir rahatsızlık uyandırdığını. Çünkü bu Türkiye'nin demiş olduğum gibi diplomatik ve jeopolitik değerini ortaya çıkarıyor. Ve bunun tarihi bir birikimi de var. Ama bunun sahaya yansıdığını, tam olarak ete kemiğe büründüğü bir andayız, bir dönemdeyiz. Çünkü Ukrayna meselesi, dediğim gibi, sadece bir Ukrayna meselesi değildir. Bizim bölgesel güvenliğimiz ve doğal, geniş anlamda da küresel güvenliğini direkt ilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan somut adımlar bekliyorum dedi. Mesajını verdi, heyetlere çıktı. Evet, şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanı vermiş olduğu mesajlar önemliydi. En başta konuşmasında ifade etmiş oldu ve kendisi Özbekistan'a hareket etti. Türkiye'nin sadece barışı istediğini, ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçmek istemediğini, dolayısıyla bölge sorunlarının da sadece bölge ülkelerin çare verebileceğini, çare bulacağı mesajını verdi. Bu da Türkiye'nin bölgeselcilik manasında atmış olduğu önemli bir adımdır. Çok teşekkür ederim.